Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Nereden okuyorum? Ayet-el Kübra 19. mertebe. Aradığımızı aradığımızdan sormak lazım. Risale-i Nur'da Allah'ı tanıtan en külli risale, en külli muarif bu 7. şey, Ayet-el Kübra Risalesi. Bu Ayet-el Kübra'ya niçin Ayet-el Kübra denmiş ismi? Bu Ayet-el Kübra'nın başındaki ayetle münasebette. Tusebbihu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Semavat vel arz. Semavatta ve arzda ne varsa Allah'ı tesbih eder. Bu Ayet-el Kübra'da onların tesbihleri anlatılmış. Yani yerde ve gökte ne var? Abi. 18 mertebede anlatılmış. 19. mertebede aradığımızı aradığımızdan sormak lazım. Yani Ayet-el Kübra'ya niçin Ayet-el Kübra denmiş? Cenab-ı Hakk'ı tanıtan en külli ayeti izah etmiş. Bütün mahlukat Allah'ı nasıl zikrediyor, nasıl tanıttırıyor? O yüzden Ayet-el Kübra denmiş yani. O yüzden Ayet-el Kübra denmiş. Hangi ayet o? Bu başta var ya. Baştaki Ayet-el Kübra'nın başında. Semavatta ve arzda ne varsa Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor ya abi. Bu ayet, yani bu Ayet-el Kübra'da bunun izahı olduğu için Ayet-el Kübra denmiş. Yani Allah'ı zikreden ne var yerde, gökte ve aralarında hepsi izah edilmiş. Peygamberler, melekler, ondan sonra evliyalar, asfiyalar, ondan sonra sıddıklar, sahabeler, Kur'an-ı Kerim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kainatın Heyeti Mecmuası denmiş 18. mertebe. Abi. 12. lemadadan mı vardı bu ayet? Ya başka cihette, başka tarafa izah etmiş olabilir. Ama burada bu ayetin tamamı izah edilmiş yani. Tamamı derken Allah'ı zikreden ne var Osman abi? Bu ayette izah edilmiş yani. Bu Ayet-el Kübra'da. O yüzden Ayet-el Kübra denmiş yani. Resmen sığdırmış bir üstad yani. Şimdi bu Ayet-el Kübra Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdetini izan ve yakin verecek şekilde ispat ediyor abi. Ayet-el Kübra Risalesi. İmam Ali radıyallahu anh 1400 sene önceden değil mi? Bu Ayet-el Kübra Risalesine Asa-i Musa namını vermiş yani. Kainatın hangi mevcuduna vursan değil mi? Orada marifeti gösteriyor yani. İzan ve yakin vereceği ne, burada mı söylüyor? Başında mı söylüyor? Evet abi. Bu mukaddeme var ya. İnsanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi var. Aha, oradan. İzan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasfiye etmiş. Şimdi bu Ayet-el Kübra Risalesi Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna, vahdetini izan ve yakin verecek şekilde anlatıyor abi. Bu baş tarafında mukaddemede ne anlatılmış? Dört tane mesele var. Ayet-el Kübra'nın vermiş olduğu bu büyük netice. Neden biz tam hissedemiyoruz, zevk edemiyoruz yani abi? Ayet-el Kübra, İmam Ali radıyallahu anh 1400 sene önceden haber vermiş. Değil mi? Hüsa Hazretleri uzak mesafeden küçük şeyler gözükmez, büyük şeyler gözükür. Hazreti Ali bu 7. şuadaki bu hasiyeti, bu özelliği görmüş abi. Buna Ayet-el Kübra namını vermiş. Asa-i Musa namını vermiş bu 7. şuaya. İmam Ali radıyallahu anh. Görmüş ki bir risale telif edilmiş. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu izan ve yakin verecek. İzan kalbi anlayış demek abi. Yakin bilgi demek yani. Dimanla alakalı. İzan ve yakin verecek şekilde bir risalenin telif edildiğini görmüş ve ona özel ilgi ve alaka göstermiş abi. Peki biz bu kadar okumamıza rağmen, bu kadar işte müzakere mütalaa olmasına rağmen
neden bu Ayet-el Kübra'nın vermiş olduğu bu neticeyi tam böyle lezzetlenemiyoruz, zevklenemiyoruz? Bu mukaddimede 4 tane mesele var. Varta diyor ya abi, yani Ayet-el Kübra'nın vermiş olduğu izan ve yakini bu 4 tane şey sarsıyormuş bu asırda abi. Onları ben yazayım o zaman da öyle gireyim konuya. İzan ve yakiniyle ilgili bir şey sorsak desem ama girelim mi? Girmeyelim. Abi. Tamam, sen misin? Evet. Neden izan ve yakin demiş yani, hani iman dememiş mesela. Çok güzel abi, o ki sordunuz. Şimdi bu tılsımlar mecmuasında geçiyor. İman, tefekküre ve izana dayandığı takdirde makbuldür diyor abi. Taklidi bir imanın nazar işareti bir kıymeti yoktur diyor Üstad Hazretleri abi. Nerede diyor abi? Tılsımlar mecmuası abi, Osmanlıca. İzan kalbi. Yani iman tefekküre ve izana dayanır. İzan kalbi anlayış, sadece kafada var. Kafada var, aşağıya inmemiş. Bu yani iman izan, olmuyor. İzan normalde dimadaki bir mertebe. O itikat, itikat diyor aslında. Dimadaki kalbi, itikat. Ha? İzan kalbi diye geçiyor yani. Tamam, izan kalbi geçiyor. Kalbi yani. Anlayış abi, izan. Tamam. Kalbi ha. Anlayış yani dimağın bir mertebesindeki kalbi anlayış. Yok mı? O dimada ayrı abi. Başka mı izan? Evet. Kalbaya bir daha mı çıktı? Eyvah. Biz bir tanesini halledemedik daha ya. Yani kalpte de bir izan mı var diyorsun? Dimadaki evet, izan başka mı diyorsun? Evet. İlimde izanın kalp olmasa cehildir diyor. Hatırladınız mı abi? İzanı kalp diyor işte, evet de. Evet. İzanı kalp. Onu mesela alsan abi, kalbi tarafkirlik, tarafkirlik şekliyle ifade ediyor. İzanı kalp. İltizam kararı yani. Şey, kalbi, o eylemsel tarafkirlik oluyor. İltizam. Yani, şimdi biz lügatına gidelim abi. Tamam. Yani izan demek, lügatta kalbi anlayış demek yani. Lügatı öyle. Yani içeriğini... Evet. Külliyatın genelinden çok mana toparlanmış, doldurabiliriz yani. Hmm. Ama buradaki ifadeye göre ayırmış abi. İzan demiş yani, izan. Şimdi bu Ayet-el Kübra'nın vermiş olduğu izan ve yakini ne sarsıyor bu asırda? 4 tane madde varmış. Onlar neymiş? Birinci madde, ispata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti az. Yani umumi meselelerde İspata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti azdır. Böyle yazayım ben de. Bunlar aslında çare-i necat. Vartası içinde mi yazılı? Normalden çare-i necat diyor ya, birinci vartadan çare-i necat. Evet abi. Vartanın kendisini direkt söylüyor mu? Söylemiyor. Yok, söylüyor abi. Yani umumi bir mesele var. Umumi meselede birisi bir şey yok, bu böyle değildir diyor. Üstad diyor bunun kıymeti de yok, kuvveti de yok diyor. Bir tane misal veriyor. Şimdi şuraya yazayım ben. Bizim asıl meselemiz Ayet-el Kübra 19. mertebe. Umumi meselelerde nefyin kıymeti ve kuvveti yok. Yani bunun Ayet-el Kübra ile ne alakası var? Ayet-el Kübra Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu yakin ve izan verecek şekilde ispat ediyor. Sana böyle kesin bir iman veriyor ya. Peki bunu sana hissettirmeyen ne? Veya da daha genişletelim. Risale-i Nur'un verdiği sana o tahkiki imanı senin hissedememen, zevklenememen, lezzetlenememenin birinci maddesi buymuş abi. Umumi meselelerde nefin kıymeti ve kuvveti olmadığını bilmemen yani. Bu birmiş. Bunları çok durmayacağız. Üzerinde geçiyoruz. Asıl meselemize gelecek. İki. Şuraya geçeyim. Burada da bir fennin veya bir sanatın medar-ı münakaşa olmuş bir meselesinde o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve alim ve sanatkar da olsalar sözleri onda geçmez. Hükümleri müddet olmaz. Buraya da abi iki neymiş? Ehil. Olmayanların sözlerini dinlememek. Yani ben Risale-i Nur'un verdiği tahkiki imana, Ayet-el Kübra'nın verdiği izan ve yakine niye lezzetlenemiyorum, niye zevklenemiyorum? İkincisi buymuş. Ehil olmayanların sözlerini dinliyorsun sen yani abi. Halbuki Risale-i Nur ne yapmış? O konuda bütün sözleri söylemiş yani. Diğer sözler lakırda oluyor yani. Abi. Sen başkasını dinlediğin zaman o istifade edemiyorsun. Bu iki buymuş.
Üçüncüsü de azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında ya gaflete veya masiyete veya maddiyete dalmak sebebiyle darlaşan akıllar azametli meseleleri ihata edemezler. Edemediklerinden bir gurur ilmiyle inkara saparlar ve nefy ederler. Bu da neymiş? Azamet ve kibriyayı anlamamak. Şimdi Risale-i Nur'dan abi, azamet rububiyet demek. Kibriya da uluhiyet demek. Azamet, rububiyete ait deliller azamet. Uluhiyete ait deliller ise kibriya. Şimdi azamet ve kibriyayı anlamamaktan dolayı Risale-i Nur'dan biz tam istifade edemiyoruz. O tahkiki imanın tam böyle lezzetini hissedemiyoruz. Peki niye azamet ve kibriyayı anlamıyoruz? Bak gelecek cümlelerde söylüyor. Ya gaflettesin, ya gaflete veya masiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle. Üç tane. Yani neden ben ayet-el kübrayı lezzetlenemiyorum, zevklenemiyorum, külliyetin genelini anlayamıyorum, istifadem tam olmuyor? Neymiş? Şuraya yazayım ben şöyle. Gaflet, masiyet, bir de maddiyat. Şimdi bu üçü olunca dedi ki, şu üçü olunca bu üçünü bir topladı, dedi ki akıllar darlaşıyor. O zaman sen İzmir'in Ödemiş ilçesinde sıkışıyorsun. Bu sefer elektrik faturası, su faturası, hadi bakalım koştur. Bu üçünden dolayı akıl darlaşınca azamet yani rububiyete ait, kibriya ve uluhiyete ait bahseden Risale-i Nur ve Ayet-el Kübra'dan sen istifade edemiyormuşsun abi. Tam izan ve yakini lezzetlenemiyormuşsun yani. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de şimdi dördüncüyü burada almamış. Bu Osmanlıca lemalarda geçiyor. O da neymiş? Tevhide ait hadsiz delillerin varlığını bilmemek. Öyle ilah olmayan yer var ama. Evet, Osmanlıca lemalarda var. Şimdi ben Ayet-el Kübra'yı niye anlamıyormuşum? Risale-i Nur'u niye anlamıyorum? Veya da tam lezzetlenemiyorum, zevklenemiyorum. Bu dördüymüş abi. Bunu nerede anlatıyor? Ayet-el Kübra'nın mukaddemesinde anlatıyor. Şimdi mukaddemede bir cümle var abi. Diyor ki, bu ayet-i uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık-ı Kainat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farize-i zimmeti marifetullah ve imanı billah'tır. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Yani bu ayet-el kübra insanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesini sana tam tahakkuk ettirecek potansiyele sahipmiş abi. Marifetullah ve muhabbetullah da Risale-i Nur'da en cami Risale bu 7. şuadır abi. Bu 7. şuada böyle bir potansiyel var. Bak dikkat edelim. İzan ve yakin abi. Birisi dimağa bakıyor, birisi kalbe bakıyor. İzan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik ettirecek bir potansiyel var. Peki bunu ben niye hissedemiyorum, tam lezzetlenemiyorum? Bu dördüymüş. Zaten bundan sonra hemen bunları anlatıyor. Neymiş? Umumi meselelerde nefhin kıymeti ve kuvvetinin olmadığını bilmemek, ehil olmayanın sözlerini dinlemeyeceğiz yani. Mesela Ayet-el Kübra'da bu kadar tevhid delilleri var. Bir tane adam çıkmış televizyona diyor ki falanca şöyledir, böyledir işte. O adamın sözünü nazara alıyor. Yani o adam başka bir sanatta maharetli olabilir. İnşaat profesörü olabilir değil mi? Mühendis olabilir ama onun sözü bu imani meselede geçmez ki. Onun sözünü dinlemeyeceğiz yani. Üçüncüsü de azamet ve kibriyayı anlamamak. Biri rububiyete ait deliller. İki uluhiyete ait deliller. Niye anlamıyorduk? Gaflet, günahlar, maddiyata dalıyorduk. Dördü de tevhide ait hadsiz delillerin varlığını bilmemek. Mesela Üssü Hazretleri'nin bir sözü var abi. Diyor ki insan yüz kapılı bir saraya benzer.
99'u kapalı olsa, biri açık olsa, o insan o kapıdan girilip fethedilebilir diyor abi. Peygamberimiz niye Ebu Cehil'e 400 ile 600 kere arasında tebligat yapmış? O kapıyı aramış yani. Ama adam yüzünü de kapatmış yani. O kadar mucize gördüğü halde değil mi? Küfre inadı yapmış. Yani illaki bir yerden girilebilir yani. Şimdi Ayet-el Kübra, bu mukaddemede bunlar anlatılmış ya. Bundan önceki meselede de mühim bir ihtar ve ifade-i meram diyor ya. Orada da Ayet-el Kübra'yı böyle nasıl okuyacağız? Nasıl anlamaya çalışacağız? 5 tane madde var abi. Ayet-el Kübra'yı anlamanın 5 tane maddesi var. Bu baş tarafta. Mukaddemeden önce abi. Mukaddemeden mühim bir ihtar ve ifade-i meram var ya. 5 tane şey var. Bu 5 tane var evet. Bir ara çok yapmıştık buraları da. Şimdi sordunuz diye biz geçtik abi. Şimdi bu baş tarafta ifade-i meram var. Ayet-el Kübra'yı nasıl daha iyi anlayacağız? Bunu Risale-i Nur da diyebiliriz yani. Nasıl buna dedik? Ayet-el Kübra'yı niye ben anlamıyorum? Aynısı lisan içinde geçen diye. Bu baş taraftaki ifade-i meram Ayet-el Kübra ve Risale-i için geçerli. Şey, dikkatin sıfatları mı oluyor o zaman bu? Hangisi? Hani Risale-i Nur'u anlamak dikkat ister, dikkat hani her güzelin bir mihri vardır. Risale-i Nur'un da mihri dikkat. Sadece dikkate mi bağlıyor mevzu? Yok, 5 tane var abi. Sadece şey yok, evet. Sadece dikkat. Bir tanesi dikkat yani. Bir tanesi mi dikkat? Evet. Şimdi bu Ayet-el Kübra, bu baş taraftaki ihtarlar, mukaddimeler, üstad diyor ki önemli, hatta daha uzunmuş değil mi abi? Bu daha uzunmuş, bu baş taraf, yani Ayet-el Kübra'yı anlatmadan önce bak neredeyse 10 sayfa, bir 10 sayfa daha varmış, üstad 10 sayfasını çıkarmış abi. Çünkü niye? Anlatacağım mesele İsmi Azam noktasında anlatılmış ve de yani zıttına mahal kalmayacak bir derecede telif edilmiş abi. O yüzden başta ihtar bolca böyle noktayı nazarlar vermiş yani. Şimdi bu Ayet-el Kübra Üsa Hazretlerinin miracıdır abi. Bu Ayet-el Kübra. İki makamdır. Birinci makamı gidişi anlatır. İkinci makamı gelişi anlatır abi. Dördünü şu an için mirastan mı diyordun sen? Öyle o diyebiliriz. Hangisi? Üsa Hazretlerinde müteahhit miraçları var abi. Ama miracı ekberi bu. Üstadın diyebiliriz yani. Mesela 22. söz bir miraçtır yani. Rububiyetin şuunatını anlama noktasında yani böyle bir eser yok yani abi. Kur'an-ı Kerim'in vazife-i aslisi iki tanedir. Rububiyetin şuunatı ahvalini anlamak, bunu 22. söz anlatıyor. Bir de rububiyetin ubudiyet ve ahvalini anlatmak abi. Bunu da 21. sözde anlatılmış. Şimdi iki makam dedik ya, biz birinci makamın 19. mertebesini yapıyoruz. Yani bu kadar giriş yaptık, mukaddeme yaptık ki bir toparlanalım diye. Neymiş? 19. mertebe. Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mirac-ı imanı ile gaibane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki, buraya bakayım da ben bir not almıştım da buraya yazmış mıyım da bir bakayım ki. Kendi ruhuna diyor ya. Kalbine malbine demiyor. Kendi ruhuna diyebilecek kişi şey nedir? Enes'dir herhalde değil mi? Evet. Şimdi bir yok aldı. Başka kimse kalmadı dedi. Şimdi dedi ki abi, bir daha okuyorum. Dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan, bunların üzerinde duracağız şimdi, ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mirac-ı imani ile gaybana marifetten hazırana ve muhatabana bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki,
Fatiha-i Şerife'den, Şerife'de başından ta İyyâke kelimesine kadar gâibâne medhü senâ ile bir huzur gelip İyyâke hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan doğruya gâibâne aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Bir daha okuyorum. Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Şimdi bunların üzerinde duracağız. Bakalım bunu. Çok iddialı ifadeler. Evet. Feci ya. Öyle böyle değil ya. Millet yetişe etmiyor. Şimdi abi ben biraz burada... Önder abi. Ben biraz atış yapabilirim abi. Tut oradan abi. Kapıdan şey olmasın. Sen atışlarını tut abi. Uzaktayız. Gelsin. Evet. Şimdi dünyaya gelen... Bu hani baş tarafta demişti ya... Kainattan halıkını soran bir seyyahın müşahedeleri. Bu seyyah her tarafta halıkını arıyor. Halıkını müşahede ediyor. Ve 18 adet mertebelerden geçiyor abi. Şimdi bu 18 adet mertebe ne? Bunları ben şimdi birer cümleyle çıkardım. Bunları yazacağım. Bu şu tahtada gözümüzün önünde olacak. Buna göre biz anlatacağım abi. Şuradan yazayım ben. Evet. Şuraya yazayım ben. Tane yazayım şimdilik. Kur'an 18 kainatın heyeti mecmuası. Evet. 19'da hop. Bakalımdan yazmıyor ama. Bir yeri kalem aldık oraya koyduk. Tamam. Ben görmedim onları da abi. Acaba bunlar yazar mı diye. 18
19. Bunu yazdık. Şimdi dedi ki, dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan bu abi. Yani her şeyden Allah'ı soruyor. Hani baştan dedik ya, bu Ayet-el Kübra'ya niye Ayet-el Kübra denmiş? Cenab-ı Hakk'ı zikreden, yani ayet, arzda ve semavatta ne varsa hepsi Allah'ı zikreder demiş. O zikredenler kim? Onu izah etmiş. Kimmiş onlar? Semavatmış, cevvi semaymış, küre yazmış, denizler, nehirler, dağlar, sahralar, eşyar, nebatat, hayvanat, enbiyalar, asfiya, sıddıkı, evliyalar, melaike, akıl, kalp, vahiy, ilham, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Azimüşşan, 18 kainatın heyeti mecmuası, 19 bizim ders konumuz aradığımızı aradığımızdan sormak. Yani Cenab-ı Hak'tan soruyor yani abi. Bu 18 adet mertebelerden geçiyor. Demek ki bir şeyi Allah'tan sorabilmek için ne yapmak gerekiyor? 18 mertebeden geçmek, geçmek gerekiyor. Evet. Ve arş-ı hakikate yetişen. Arş-ı hakikate yetişmek ne demek abi? Demek ki bu 18 mertebeden çıkmakmış yani. Bu hakikatin arşına yetişiyormuş yani. Arş-ı hakikate yetişen. Bunlardan çıkmış. 18 adet mertebelerden çıkmış. Arşın hakikatine, arş neydi lügatta? Tasarruf merkezi, lügatıyla gittiğimiz zaman. Ve bir miracı imani ile. İmani bir miraç. Evet, neymiş? Hepsinden Allah'ı sormuş yani. Miraç neydi lügatta? Basamak, merdiven. Vuruş etmek. Demek ki imanın miracı neymiş? Bu 18 adet merdivi, 18 adet merdivi imanın miracıymış. Hani her şeyde bir miraç vardı değil mi? Nimetin miracı neydi? Besmele yani. Hizmetin miracı neydi? İhlas, sadakat, sebat değil mi? Üstada talep olmanın miracı neydi? Onun sözünü anlamaya çalışmıyor. Her şeyde miraç vardı ya. Evet, doğru. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmanın miracı ne? Sünnetine uymak yani. Daha ne olabilir ki ondan başka? Nimetin miracı besmele çekmek. Hizmetin miracı sadakat, sebat. Üstada talep olmanın miracı onun sözünü anlamaya çalışmak. Her şeyde bir miraç var. Peki imanın miracı ne? Buymuş abi. Yani bundan dahası var mı? Çünkü en büyük hakikat var. İman ettiğini bulmak. Evet. Yani ondan bir şey sormak yani abi. Orada iman bile bitiyor diyor ya. O zaman ise kalp-ı kalp seni oluyor. Hani yani. Herkesin kendi kalp-ı kalp seni sabah gidersin. Ha, oradaki burası oluyor. Şimdi şöyle abi, yani o mesele de kalp-ı kalp seni demek imkan ve vücut ortasıydı ya. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı orada görmüş ya. Biz burada kendi kalp-ı kalp senimizde müşahede ediyoruz yani. Peki Üstad'ın kalp-ı kalp seni bunlar yani abi. Bir noktaya nazardan diyebiliriz yani. Kendini mi icat ediyordun? Dedik üstadın miracı diye abi. Ayet-el Kübra söyledik yani. Birinci makam ifadeler onu söylüyor yani. Gaybana marifetten. Bak şimdi abi takip edelim. Şimdi 18 adet mertebeden geçti. İki şeye yetişmiş bu. 18 adet mertebelerden geçen biri. Bir, arşın hakikatine yetişmiş. İki, imanın miracını yapmış abi. Burada. Hani dedi ki her şeyin miracı var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı ise bütün miraçları içine almış abi. Bak önemli bir şey. Miraç sahnesinde geçiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı cüziymiş abi. Ama o cüzi miracın içinde bütün miraçların hakikati varmış. Hani Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu vardı. Neydi? Külliyatı cüziyete koyma kanunu vardı ya. Bunun aynısı miraçta da olmuş. Bütün mahlukattan böyle dergâh-ı hilâya giden uruçlar var. İşte tahiyyatlar var, tayyibatlar var, salavat-ı şerifeler var. Değil mi? Miraç bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı, o genel manadaki miracın elbisesi olmuş, gılafı ve sureti olmuş. Bütün miraçları içine alıyor. Biz miraç kandilini kutluyoruz ya abi. Kimin miracını kutluyoruz biz? Kendimizin yani ama herkes
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını kutluyor yani. Ama o da var, o yok değil yani ama meseleyi kendine getirmek yani. Mesela Kadir Gecesi'ni biz idrak ediyoruz. Yani bize inen Kadir Gecesi'ni idrak etmemiz gerekiyor yani. Binaydan hayırlı dediği o yani. Peki bu miraç geniş zamandan, zamandan mekandan çıkıyor abi. Ama hep devam edecek bu. Miraç şu an devam ediyor. Namazsıza gidecek yani. Namaz müminin miracıdır. Mesela bu ders sana bir miraç olabilir. Bir oruç edersin. Üstadımız söylüyor. Büyük zatların bir anda böyle orucu külleri oluyordu. Bir anda gidip geliyor. Biraz. Senin mesela ruhun gider gelir, sen belki fark etmezsin bile yani. O şey değil mi de tefeyyüz ede ede diyor. Evet evet. O şeyi... Tefeyyüz ede ede müteala yapa yapa. O şeyi bir hangi risaleyi alıyor sonra da vefat ediyor ya. 32. sene marifetullah. Ha, o şeylerle mesela evet. Almış ona şey olmuş, miraç yapmış kendince. Yani miraç devam ediyor. Olmuş bitmiş bir hadise değil. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı, o genel manadaki miracın neyi olmuş? Hı hı. Elbisesi olmuş, kılıfı ve sureti olmuş. Şeyi, şu bizim Erdinç'in şeyi söylesene ya. Rahim ismini Rahman alıyor dedin ya. Orada da hani kül, cüzü cüze sokuyor külü diye anlat da biraz rahatlasın. Onu algılayamamıştı sabahleyin. Abi onu dersten sonra şey yapalım. Kayıt var, kayıttan sonra. Evet. Şimdi şu cümleleri anladık. Yani 18 adet mertebelerden çıktı, arş-ı hakikate yetişti ve bir miracı imanıyla, imanın miracı buymuş yani abi, imanın da bir miracı varmış yani, evet, gaybane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden, meraklı ve müştak yolcu adam. Şimdi burada iki tane ifade var, önce ikincisi, bu hakikattir abi, meraklı ve müştak olmak yani. Bak ne diyor? Bu kadar mertebeden geçmiş, hala merak ediyor yani. Ben de merak ediyorum. Ne tarardık? İnsanın başına meraktan gelmiş her şey abi ya. Ya belasını ya mevlasını bulmuş. Yani bu kadar aramış, bulmuş, ilmen yakin, aynen yakin, hakka yakin, daha merak ediyor. Her gün mezip diyor yani. Hani burada bize bir işaret ki, biz de böyle olalım yani abi. Hiç olmasa bir niyet, bir kast, onun taraftarı olalım. Şimdi o iştiyaklı olmak, o meraklı olmak var ya abi. Bu kimse devam ediyor yani. Şimdi ondan önceki cümle neydi? Gaybane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden. Şimdi bunun abi iki tane manası var. Geniş düşünürsek yani, öyle dar düşünmeyelim. Bir, mesela birinci manayı şöyle alacağız. Bunu ben sözlerden okuyacağım abi. Şimdi gaybaneden hazırhaneye çıkmak ne demek? Önce bu risaledeki manayı verelim. Bu 23. sözde ikinci mefasın 5. nüktesinde. İnsan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti münacatı var. Şimdi burada bunu anlatıyor. 5 tane birinde var, 5 tane birinde var. Şimdi buradaki ifadeye göre gaybane marifetten muhatap makamına çıkmak, amin, bu müessirden esere geçmek demek. Bir de eserden müessire geçmek var abi. Eserden müessire. Evet. Şimdi hani Allah'ı tanımak, bilmek iki şekilde oluyor ya. Evet. Biri bürhan-ı limmi, bir de bürhan-ı inni, bir mantık kuralı. Şöyle mesela burada bir tablo var. Şurada bir tablo var. Şimdi bu tabloya bakıyorsun. Ustayı tanıyorsun, ressamı. Bir de hiç bu eserleri görmedin, ressamı biliyorsun. Diyorsun ki bunun eserleri var. Yani bundan buna intikal ediyorsun, bundan buna intikal ediyorsun.
Biri eserden müessire, biri müessirden esere geçir. Abi. Şimdi gaybana marifetten hazırana muhatap makamına geçti ya abi. Eserden müessire geçti abi. Anlaşıldı mı? Evet. Artık daha eser meser yok yani. Eserden müessire. Gaybaneden muhatap makamına çıkmak demek buymuş. Neymiş? Bu 23. sözün 2. mefazanın 5. nüktesinde var. Eserden şey gaybane demek eserden müessire geçmek demek gaybane. Eserden müessire. Bak burada anlatıyor tafsilatlı, ben onu okumuyorum. Konu çok şey olmasın diye. Mesela bir tane okuyayım hadi, okumayacağım. Kainatta görülen saltanat-ı rububiyeti itaat kirana tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayret kirana nezarettir. Sonra 5-6 tane sayıyor. Bu eserden müessire geçiş şu abi. Yani 18 tane mertebeden geçti, 19 müessire geçti yani. Yani ne yaptı? Ustayı bütün her şeyi tanıdı yani. Bu gaybana muhataptan gaybana marifetten hazırana muhatap makamına çıkmak demek bu. Bir böyle anlayabiliriz. Böyle bir istiyareli anlatılmış diyebiliriz yani. Kelimenin manaları, lügatları bunu karşılıyor yani. Bir böyle diyebiliriz. Bir de mesela ben şimdi diyelim ki bizim Önder abiyi aradım. Önder abiyle konuşuyorum. Abi ne yapıyorsun işte, elimde çok acip hakikatler var. Cehennemle ilgili sıcak manalar var. Telefonla konuşuyorum. Buna gaybane deniyor yani abi. Şu an ikimiz de birbirimizi görmüyoruz. Ama şu anda hazırhanıyız abi. Böyle de anlayabiliriz yani burayı. Çünkü aradığımızdan sormak lazım diyor ya abi. Bunu da iki türlü anlayabilirsin. Ya benim dediğim gibi, bu ikinci dediğimiz gibi anlayabiliriz. Veyahut da belki direkt konuşmak bile değil, telefonla bile. Evet, değil daha basit olması lazım. Yani ben arada bir vasıtalarla tanımak gibi biraz daha. Belki mektup yollamışsın. Berzahlardan çıkmak. Abi şimdi şöyle. Telefonunda bir işte bir noktada hazır hani. Şimdi Risale-i Nur'un abi genelinde çok ifade var. Üstad Hazretleri diyor ki mesela 33. sözde var, 2. sayfada diyor ki Cenab-ı Hak her ibadının kalbinde hususi bir kalp telefonu bırakmış. Ta ki arada hiçbir vasıta olmadan, hiçbir engel olmadan direkt kendisiyle münacat edebilsin. İhtiyacını, dileğini arz edebilsin abi. Örnekten. Bir kalp telefonu var. Evet. Şimdi insan abi potansiyel manada bu kendisindeki o şeyi işletse, şu kadar mertebelerden geçse abi, biz şimdi hani bir şey üzerinde konuşuyoruz. Tefekkür ediyoruz yani. Yani bunu hakkadaki yaşayabilir. İnsanın potansiyeli böyle bir şey taşıyor abi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 28 tane peygamber ismi geçiyor. Diyelim 25 tanesinde ittifak edilmiş. Bu peygamberdir. Üçü. Peygamber midir? Evliya mıdır? Tam net değil. Kimdi bunlar? Zülkarneyn. Hızır aleyhisselam. Bir de Zülküf aleyhisselam. Bu peygamber midir? Değil midir? Tam bunlarda ittifak edilmemiş. Üstad Zülkarneyn için Yemen padişahlarından biridir diyor. Aleyhisselam demiyor. Hızır'a aleyhisselam derken Zülkarneyn'e demiyor abi. Buradan anlayabiliriz ki o peygamber değil. Peki niye ittifak edilmemiş, peygamber mi, evliya mı diye? Şimdi bu Yemen padişahlarından olan Zülkarneyn, Allah demiş ona Zülkarneyn abi. Kendi mahiyet insaniyesindeki istidat ve kabiliyetleri o kadar geliştirmiş ki bir peygamber gibi Allah'a muhatap olmuş abi. Allah. İnsanda bu potansiyel var abi. Yani velayetiyle şey olmuş, evet. Biraz değil mi? Muhatap şey yapmış. Yani böyle bir şey mümkün yani. Bir peygamber değil ama peygamber gibi muhatap kurabilir abi. İşte bunu abi üstad için rahat ve net konuşabiliriz. Üstad Hazretleri ne yapmış abi? Mahiyet insaniyesindeki istat ve kabiliyetleri öyle bir geliştirmiş ki bir peygamber gibi
Allah'a muhatap olmuş abi. Zülkarneyn unvan mı olmuş? Zülkarneyn iki zülüflü demek. Yemen padişahlarından İskender ismindeki bir rivayete göre birine Allah demiş yani. Sen de olabilirsin. Ona Zülkarneyn demiş. İnşallah. Öyle vardı unvan, Zülkarneyn dersi vardı. Sen de mesela bir köyde, bir beldede oranın Zülkarneyn'i olabilir. Ünvanının altına kendinin gelmesin. Zülkarneyn'i olabilirsin abi. Kendini Zülkarneyn iki zülüflü demek ki yani dimağına ve kalbine hakim olursan sen de kendinin Zülkarneyn'i oluyorsun yani. Yani kendini kendinden muhafaza etmen lazım abi. Şimdi buna iki mana verdik. Gaybana marifetten hazırlanıyor ve muhataba makama terakki etmek ne demek? Evet. Bunu iki tane söyledik. Eserden müessire geçiş var, müessirden esere geçiş var. Gaybana marifetten muhatabana makama çıkmak demek o 23. sözün ikinci mefasındaki 5. nükte. Hmm. 23. sözdeki. Evet. Dedik. Eserden müessire geçiş. Fatiha-i Şerife'nin başından ta İyyâke kelimesine kadar gaybâne medü senâ ile bir huzur gelip İyyâke hitabına çıkılması gibi. Hani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor ya abi. Şimdi demek ki o zaman birinci İyyâke şunları içine alıyor abi. Birinci İyyâke. 18'i içine alıyor. İyyâke kelimesine kadar diyor. Evet. Yani İyyâke almıyor. Almıyor. İyyâke'ye kadar. Evet. Ne var? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Evet. 3 ayet şeyi alıyor. Bu 18'i alıyor. Evet. Gaybana metüsena var. Bir de bir nevi huzur gelip İyyâke hitabına çıkıyorsun. Artık biz diyorsun abi. Biz. Biz kimiz? Bu abi işte biz. Biz dedik ya. Biz kimmişiz? Şunlarmış yani. Ta burada biz demiyor abi bence. İyyâke yalnızca sana diyor. Evet. Sen mertebesine çıkıyor sonra biz diyecek. Çıkılması gibi biz de. Sonra na'budu ders dediğinde. Nestaîn dediğinde. Na'budu ve nestaîn dediğinde biz gelecek. Evet. İyyâke de sana. Sana evet. Yalnızca evet, sana. Sana hitabına çıkılması gibi. Biz dahi doğrudan doğruya gaybanı aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi, güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyle ise şemsin şuatı ile onu görmek ve tanımak gibi halkımızın esma-i hüsnasıyla ve sıfat-ı kutsiyesiyle onu kabiliyetimizin nispetinde tanımaya çalışabiliriz. Bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsilatından yalnız iki hakikati icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Ne oldu şimdi? Yani tam aradığımız zat aradığımızdan soracağız dedi. Başka bir şey girdi. Yok geçmedi abi. Geçmedi mi? Dedi ki. Yollara mollara girdi. Cenab-ı Hak bize hadsiz şekilde kendini tanıtıyormuş, bildiriyor. Lan dedi ya. Aradığımızı aradığımızdan soralım. Aradığımız zat bize zaten kendini gösteriyormuş abi. Hadsiz bunun yolları varmış. Bu hadsiz yolları içine alan iki yol varmış. Şimdi onu söyleyecek abi. Anlaşıldı mı? Evet. Hadsiz yollar varmış. Bu hadsiz yolları içine alan bu iki yolmuş yani. Yani burada bu 18 mertebeden geçtikten sonra Allah'a muhatap oluyorsun ya. Evet. Ondan soruyorsun daha doğrusu. Şimdi, ondan sorduktan sonra aldığın cevapla enfüçten mi bakacağız artık ondan sonrasında? İşte Osman abi zat olarak sormak diyordu. Sen şimdi şuat ve esmaya çevirdin işi ama. Bunu mu dedin Osman abi? Gibi yani. Ha, yani böyle sanki Allah konuşacaktı tamam. Ha geldi ha gelecek. Ha kapıyı açtı girdi sonra içeriye geri, pozisyonundaydı. Yani geri döndük mü acaba ya? Yani böyle genel bir kapı daha geçti. Diğer hakikatlara. Üstad yani şey mi yaptı orada neyse filan. Hani, yani ben buldum da size anca bunu anlatabilirim filan. Öyle bir şey mi oldu? Ne diyorsun bilmiyorum. Ben şimdi tabii gelin hakikatta ne anlatıyor tam bir hatam yok. Güneşi güneşten sormak gerektir. Güneşe direkt muhatap olamazsın. Abi şöyle, işte burada abi ehli tahkik olmak çok önemli bak. Şimdi hani derecemize göre yani. Hı hı.
Yani meselede anlatılan ne, biz ne anlıyoruz veya senin alemindeki ne anlamak istiyorsun? Yani şu üç tane şey yazdın ya, ben gaflet bölümüne giriyorum da Osman nereye giriyor bilmiyorum. Abi şimdi abi, ehl-i sünnet ve cemaate göre Cenab-ı Hakk'ın zatı bilinmez abi. Leyse kemislihi şey, yani onun hiçbir şey misli gibi değil. Bir insan dese ki ben Allah'ı gördüm bu alem-i şehadette, görmemiştir yani. Dese ki Allah şöyle öyle değil veya böyle böyle değil abi. Göremez yani. Allah'ın zatı bilinmez abi. Allah bize kendini neyle bildiriyor? Şunatıyla, sıfatıyla, esmasıyla. Allah'tan kendini sorunca Allah diyor ki benim esmanla tanıyacaksın beni diyor. Sıfatınla tanıyacaksın, şunatıyla tanıyacaksın abi. Burada iki yol var. Yani bu iki yol, Allah kendisini bize iki yolla tanıtıyormuş. Ama ben onu görmek istiyorum. Sen onu göremiyorsun abi. Abi 19-18'in için hepsinin için arıyor bence. 19 tamam. için. Çok güzel şöyle. Geri dönüyor yani. Şimdi Risale-i Nur'da abi. İlk 18 maddeye geri dönüyor. Cenab-ı Hakk'ı tanıtan kaç tane külli muhalif vardı? 4. 4. Hangisiydi abi onlar? En sonunda vicdan vardı. Birincisi kainat. Kainat. Kitabı. Kainat kitabı. Kur'an, peygamberimiz ve vicdan diyor. Evet. Kur'an. Peygamberimiz. Ben vicdan okumadım abi. Nerede diyor? Vicdan şeyde söylüyor. Mesnevi'de geçiyor değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Vicdan. Üç etti abi. Vicdan. Dört. Bir de burada da Allah varmış abi. Beş etti. Allah kendini tanıtıyormuş bize ha. Hem o yöntem de var. Allah Allah'tan sonra da bilmiyorsun. O tanıtmaz zaten. Nasıl tanıyacağım ben? Peki Allah bize kendini nasıl tanıyor? Yani ben diyorum ki ya bana kendini yani tanıtır mısın? Sen diyorsun ki bak benim işlerim orada. Beni tanımak istiyorsan bu benim naciz vücudum diyor. Evet. Yani ben diyorum ki işlerime bak. Benim işlerim orada. İşlerime göndermiş bize abi. Aynesi işte kişinin. Bir hayal kırıklığında uğradırız gibi abi ya. Neredeyse kapıyı çıkmış. Yok abi, kalbinde direkt konuşabilirsin abi. Telefonla değil mi? Telefonla. Öyle diyor. Şimdi abi bu iki hakikatmış. Biriniz Cenab-ı Hak burada anlatıyor. Şunatıyla. Yani hadsiz Cenab-ı Hak, hadsiz yollarla bize kendini tanıtıyormuş ya. Bu kurbiyet. Bu iki tane yol o hadsiz yolları içine alıyormuş. İki tane yolun içinde de hadsiz yollar varmış. Birincisi neymiş? Şunat, sıfat, esma, efal abi. Bunlarla Cenab-ı Hak bize kendini tanıtıyormuş. Bildiriyormuş yani. Evet. Tamam mı? Şunatı da var mı abi? Burada mesela var abi. Üstad şey dedi, şuatı dedi de o Şems'in şuatı. Burada esması ve sıfatıyla diyor tanımaya çalışabiliriz dedi burada mesela. Şunat yok. Burada bahsetmedi. Bir daha o istersen bak. Şems'in şuatı diyor. O temsilin şeyi. Şuat. Yani ışıklarıyla. Yani o bir misalin şeyi. Onu görmek ve tanımak gibi. Evet. Şems zat dersek şuatı ne oluyor? Esma ve sıfat oluyor. Evet. Yani ama tabii başka yerden de konuşursak şunatla da bilinebiliyor. Abi bunu sanki söylüyor da ben de oradan söyledim herhalde. Belki ilerleyen yerde diyorsa ama hani başka yerlerde şunatta sonuçta şey var. Sonuçta geçiyor yani. Şunatıyla da Cenab-ı Hakk'a biz şey yapabiliyoruz işte bizdeki cüz'i oluştukları. Evet. Yani diyebiliriz abi. Yani buradaki ifadelere göre sıfat ve esmasıyla zaten o şunat meselesi insanında özel bir bahis yani. Tabirinde ne aciz olduğumuz diyor ya. Öyle bir ifadeyle anlatılmış. Ama ya. Geniş bir manada kayyumiyete... Evet, yani buradaki ifadeye baktığımız zaman abi kainatta bir faaliyet-i müstevliye hakkatı var. O faaliyet-i müstevliye hakkatının içinde tezarrubiyet hakkatı var. Tezarrubiyet hakkatının içinde tefarruz-u uluhiyet hakkatı var. Bu birde mi? Evet evet. 145 abi. Yapacaksın mı? Birinci hakkı. Yok ben şimdi özetliyorum. Çok uzun tutmayacağım yani bunu. Tamam. Bu birinci yolda Cenab-ı Hak bize kendisini esma ve sıfatıyla tanıttırıyor abi. Şunat demeyelim de o başka yerde. Ben ona ezber söyledim. Peki mesela birinci hakikat esma yoluyla veya sıfat yoluyla, ikinci hakikat esma yoluyla gibi bir şey denir mi? Denmez. Abi ikinci hakikat ise ne?
İkinci hakikat, sıfatı Cenab-ı Hak bize kelamla kendini bildiriyormuş, kelamla. Yani bu kelam... O zaman şöyle, birincisi tekvini ayetlerle yapan bildirim, kendini bildiriyor, bir de kelamıyla bildiriyor. Tekvini ayeti olan da demek ki o kainattan yaptığı şey. Tekvini ayetleri. İlhamat mi acaba? Yani nasıl şey yapacak mıyız biraz daha? Sen motor daha yeni ısındı. Murat abi, evet abi yeni ısındı. Yani niye acele ediyorsun? Yok acele etmiyorum. Gir diyorum ben. Girelim tamam. Diyorum. Bir hani sanki özetleyip geçecek misin? Yok bir abi. Onun için yani. Yani birdeki, birinci hakikattaki şeylere bakalım. Tamam yani bakalım. Böyle, birinci hakikat. Yazalım şey yapalım yani biraz. Bin müşahede gözümüzle görünen muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzu olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdid eden ve kainatı kaplayan faaliyeti müstevliye hakikati görünmesi. Faaliyeti müstevliye neymiş abi? Yani bütün mahlukatı semavi ve arzı tebdil ve tecdid eden. Yani bu hakikatlarda ne anlayacağız? Yani işte şimdi sadece muhtemelen sırayla müstevliye hakikati, tezahürü, şey hakikati. Bunlar yani bizim Rabbimizi sorduğumuzda Rabbimizin bize cevabı mı bunlar? Bunlarla bak. Yani bunların içinde abi, bu baştan en geniş değerden alıyor. Bunların içinde efaliyle, esmasıyla, sıfatıyla bize kendini gösteriyormuş. Mesela diyor ki, hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir faili kadir ve alimin efali görünür gibi hissederler. Yani o faaliyetin içinde fail, kadir... Acaba şey bir bakış açısı mı veriyor? Yani esma ve sıfata bakarken bu tarz hakikatlarla bakarsan beni görürsün veya beni anlarsın gibi evet. Bir mesaj veya şey var mı? Yani evet abi öyle. Öyle bir şeylere ermemiz lazım gibi geliyor. Yani Cenab-ı Hak bize efaliyle, esmasıyla, sıfatıyla kendini bildiriyor abi. Yani burada o hakikatların nazara vermesi, hani mesela... Normalde neydi işte her şeyde esmaya giden, her şeyde sıfatı gösteren şeyler var gibi de anlatsa bu o zaman burası şeyden müessirden esere doğru mu acaba şu an? Demin biz ne demiştik? Eserden müessire. Geçmiş evet. Şimdi müessirden esere doğru. Artık bu kendisini evet, müessirden... Kendisi, evet. Kendisi... Öyle bir şey... Kendisini tanıtıyor evet abi. Peki Murat abi mukaddime'de ifade-i meramda ilk 4 mertebe bahsetti ya. Evet. Bunu anlamak için bunları yerine getirmen gerekiyor. Peki onları yerine getirmeden bu 18 19 mertebe anlaşılabiliyor mu? İşte burada noktaya kadar biz metni anlamaya çalışıyoruz evet. Şu anda yani. Tamam evet. Aslında şey o zaman hukufuna varamıyoruz yani. Tabii ilmelekin, aynelekin, hakkalekin yani. Evet dereceler var. Burada şimdi 19'a kadar eserden müessire geçişti ya abi. Hı. 19'da şimdi müessirden esere anlatıyor yani. Cevap müessirden eser evet, yani Allah bize kendini tanıttırıyormuş yani. Nasıl tanıttırıyormuş? İşte efaliyle, faaliyet hareketiyle, hakikatiyle. Evet. Ondan sonra onun içindeki efalle, onun iktizası olan esma ile, onun iktizası olan böyle sıfatla kendini tanıttırıyormuş yani. Şimdi ben bu bölümü anlayamadım. Evet. Neden anlayamadım? Zaten eser de değil. Allah-u Teala'nın esması, sıfatı değil mi? Zaten eser derken bizim başka bir şey tekvin ayetleri okumak değil mi? Eser zaten bu değil mi? Buradan yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra tekrar aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Şimdi ne anladık? Ne, aynı yani, şey değil mi? Yani neden biri öyle biri böyle oldu? Evet. Güzel bir soru yani. Toparlamak için bunu şey yapmak lazım. Ben öyle anlamadım. Zaten zaten esmadaydı. Yani Cevbi Sema'yı mütalaa ederken aslında esmayı, Cenab-ı Hakk'ın esmasının cilve cemal nakşını mütalaa etti. Hep oralarda tekvin işte o Arapça ibarelerde var ya işte ifade etti, vahdetihi, şey yani hep onlara baktı Allah'ı gördü. Baktı gördü. Bu sefer de şimdi dönüp bir daha aynı şeyi tersten yapıyormuşsun gibi. Evet. Hani bir şey yani örüyorsun. Aynı şey. Aynı. Ondan sonra başka sıkıyorsun. Gözle mi bakıyorsun acaba? Nasıl bir şey? Yani var sıfır gibi. Evet. Değil tabii. Şimdi abi birinci makamda gaibaneydi yani. Hazırhane olmasının şeyi ne o zaman? 19'da Haziran olmaya başlıyor işte ondan sonra. Ha? 19'dan sonra Haziran olmaya başlıyor. Tamam yani ne oluyor? Tamam Hazırhane mi? Yani ne fark var? Ya abi işte müessirden dediğim gibi bu taraftan artık o sana izah ediyor meseleyi yani. Yani şöyle abi.
Sen şimdi şu 18 tane mertebe var ya, hı-hı, önce bunları görüyordun. Hı-hı. Şimdi bunları görmüyorsun, artık ne görüyorsun? Sadece hakikatleri mi görüyorsun? Evet. Mesela bir fark olabilir. Yani şöyle... Kesreti... Yani suya su olarak, nimet olarak bakmıyorsun. Evet. Rahman olarak hakikatlarını mı görmeye başlıyorsun? Yani öyle ilk olsun. Önce eşya kesreti görüp, kesretten bir manalar çıkartıyordun. Kesretten, işte eserden müessir yöntemi gibi. Sonra gittin ve artık o hazırhane makama çıktıktan sonra, döndükten sonra artık eserleri görmüyorsun. Eserlerin arasındaki o hakikatleri gör. Hakikatlar gözükmeye başlıyor. Mevcudat penceresinden. Görünen şeyler hakikat. Mevcudat penceresinden. Faaliyet müstevliye hakikati, tevarüz hakikati, uluhiyet hakikati. O hakikatlar var. Artık elma armut değil de bunlar hep hakikat şeklinde gözükmeye başlıyor. Ama bir öncesinde eşya ve eserdi onlar. Ve onlardan basıp da intikal etmen gerekiyordu. Evet. Gayibane bir şekilde. Değil mi? Sanki güzel oldu o dediğin yani. Yani fark. Biri 18 adet mertebe eserden müessire geçti. Şimdi müessirden eseri anlatıyor. Aslında her şey Cenab-ı Hakk'ın efaliymiş, esmasıymış, sıfatıymış yani. O zaman yani müessirden esere geçmek demek aslında kainattaki o müstevli hakikati, tebarruz hakikati, işte neler varsa şimdi ben onları bilmiyorum, sallamam lazım. Bu hakikatleri görmek midir yani? Hakikat seviyesinde bir nazara mı erişmektir? Yani böyle bir çıkarım diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. İlk başta suretlerine baktı, şimdi hakikatlerini mi görüyor? Ha, o da olabilir. Suretten hakikati geçmiş oluyor yani. İnsan gözüyle bakıyoruz, öbür gün de Allah Celle Celaluhu'nun bakış gözüyle bakacağız herhalde. Bu da kendi o şekilde anlatacak. Önce eserlere bakacağız, abi bu su diyoruz, insan için yaratılmış. İşte çok güzel diyor. Belki Esma-i İsna'yı da orada görürüz. Bu insan gözüyle bakalım. Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu'nun gözüyle bakalım. Hani bu dördüncü şuada vardı ya abi. Dördüncü şuada altı tane mertebe Hasbiye Nuriye var ya. Hı-hı. İlk dört mertebe tefsir edildikten sonra beşinci mertebe neydi? Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayata bak. Şimdi ilk dört mertebenin zemini neydi? Aziyet, fakriyet, hastalık, sıkıntı, gaflet. Değil mi? Hı-hı. İlk dört mertebenin zemini bunlar. Yani üstad kanaat etmiyor. Yani daha böyle bir mana yok mu deyince, işte bu kadar sıkıntı var, bu kadar hastalık var, gaflet var böyle. Her bilmezit deyince ayet geliyor, diyor ki sen hep kendine göre bakıyorsun. Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayata bak diyor abi. Şimdi Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayata bakınca sıkıntı diye bir şey yokmuş. İşte hastalık diye bir şey yokmuş. İşte seni tecritler içine almak diye bir şey yokmuş. Peki ya ne varmış? Bunlar hep Esma'nın neymiş ve sıfat-ı ilahiyenin görünümleriymiş yani. Allah onları onu mahsul etmek için ona o tecritleri yaptırmış. O hastalıkları gerifter etmiş. O sıkıntıları maruz bırakmış yani. Yani şu Gafur abinin sorusunu şöyle de soralım ki yani bir şey olsun. Üstad çıkarken çıktı ve dönerken ne değişti üstadda şu an? Ne fark oldu? Fark ne şu an? Bir fark oldu tabii. Hazırhane makama çıktı, aradığı zattan sordu ve bir yol buldu ve döndü. Şimdi ne fark var? Çok güzel abi. Ne fark var? Artık abi bir noktaya nazardan yani bu mertebe için söylüyoruz. Üstad için deniz değil abi. Ya celil ya cemil. Yani bu hayvanat artık şey değil yani hayvanat değil. Bir, bu makamdan o hayvanatın tahrik etti. Rahman diyebiliriz abi. Peki vahdet-i vücutçular nerede kayboldu abi? Şimdi vahdet-i vücutçular çok ehli aşk oldukları için, manevi sarhoş oldukları için ne yapmışlar? Aynayla aynada gözükeni karıştırmışlar abi. Ya da karıştırmışlar. Esma artık dağıldı. Bir şeyde her şeyi ona ver. Hoş yoktu. Yani, bütün vücut çıkmak istemedi. Bütün yani manevi bir sarhoş olmuş, bütün vücut o demiş yani. Yani onun makamında onu kaldırıyor o cümle. Ama başkası söylese aklı başında olan adam mesul oluyor yani. Yani ne değişti abi? Bu 19. mertebede ne var yani? Diğer 18 mertebeden ayrı olan ne var? Burada artık sadece Cenab-ı Hakk'ın efali var. Esması var, sıfatı var abi. Hasan abi der ya, hiçbir uçak yani çok az görülmüştür. Kalkışa geçtiği abi, esnada düşmez. İnerken inişte düşer. Aslında zor olan bu herhalde. Bu da aynı şey.
Peki mesela şimdi sen hani öbür ikinci bab var ya. Evet. Hani diyorsun ya üstadın miracıdır. Evet. Çıkmıştır. İkinci kısmı da inişidir. Şimdi üstad çıktı, paralel mi gidiyor şu an? Mesela bu arada 19'a çıktı ya. Şu anda 19'da abi. Çıktı. Daha inmiyor şu an. Daha şey gidiyor, havada düz gidiyor. Sonra yani ikinci baptaki ben şu an şeyleri bilmiyorum, hatırlamıyorum yani ihatam yok öyle. Orada mesela ne oluyor ki inişte de artık o demin sorduğumuz sorunun devamı da orada aslında. İnerken de başka şeylerden bahsediyor. Evet. Ne değiş yani çıkması ile inmesi arasındaki o şeyleri de yani sadece iki hakikat olarak bakmayalım. O ikinci baptaki, ikinci kısımdaki. Burada dört tane hakikat var. Şimdi birinci mertebe 19 tane ya abi. Hı-hı. İkinci mertebede 14 tane var. Hı-hı. Toplam 33'e tamamlanmış yani. Ha, 33 mü diyorsun? Yani toplam 33 tane. 19, 14. 14'ten 33 yapıyor. Oh. İkinci makamda da 14 tane mertebe var. Yani bu ikinci makamdaki 14 tane mertebe 18 tane bu 19 tane mertebeyi geçip ondan sonra inmekle bir insan bunları anlatabilir yani. Mesela burada uluhiyeti mutlaka, rububiyeti mutlaka var ya. Şimdi bir insan İngiltere'ye gitmese kemaliyle İngiltere'yi anlatabilir mi? Burada defterden, kitaptan okumakla ne kadar anlatabilir yani. O zaman gidip, birinci makamda her yeri görmesin. Yani. İkinci makam hazır hale olarak anlatılmış. Anlatılmış. Onda ihtilaf yok da fark ne? Ya şu olabilir mi? Ben öyle işte nacizane bir noktayı nazar. Hani çekirdek Hasan abi örnek veriyor. Çekirdek ağaç oldu. İşte meyve, yaprak bilmem ne. Sonra portakal oldu. Sonra bir çekirdek. İkisine de bakıyorsun çekirdek. Aynı nokta. Ama ne oldu? Matluk mana ortaya kondu. Ağacı anladık yani. Neyin ne olduğunu anladık. Bunu da bir yerden başladık. Aynı yere geldik. Ama şimdi hani ikisinin arasında ne fark var? Şu fark var. Olayı anladık. Şecereyi gördük yani. O da olabilir belki yani. Çünkü orada bütün vahiy, kalp, ilham hepsini heyeti mecmuasıyla baktık artık. O eczaları tanımış olduk. Evet, eczaları tanımış olduk. Mertebeleri anladık yani. Artık ağaç kafamızda oturdu, o da olabilir. Evet. İngiltere'ye gidip görmüş gibi Kemal. Bir de şöyle abi. Tamam Murat abi, sen biz müdahale ediyorsan... Yok, sıkıntı yok abi, güzel oluyor. Vereceğini ver, biz biraz... Ya, şimdi... Hem olaya ısınmak... Şu dağı düşünelim abi. Sormak gerekiyor. Şimdi bu dağ şöyle çıkabilirsin. Değil mi? Evet. Böyle çıkabiliyorsun. Evet. Şimdi bir de abi inerken de böyle inebilirsin. Veya buna çıkarken direkt şöyle de çıkabilirsin. Evet. Değil mi? Şimdi inerken de böyle değil de böyle de inebilirsin bir anda. Hı hı. Şimdi şu abi yatay. Hı hı. Yani şu ise dikey. Hı hı. Şimdi benim kendi noktayı nazarımda ikinci mertebede öyle bir şey var yani. Hangisi? Bak. Şu direkt iniş var abi. Hmm, direkt iniş çıkışlar var aslında. Giderken yatay, dönerken yani semavat, cevi sema, küre yardı böyle yatay gidiyor yani. Direkt iniyor, direkt oradaki katlarla mı şey yapıyor? Yani gitmişken bir anda gelmiş ya abi. Yani o gibi değil mi? Miraç'ta da. Yani benim noktaya nazarım o yani. Orada. Miraç'la uyarsak evet öyle olması lazım. Zaten Hakkati Miraç. İsimleri de tanımak, bir de isimlerinin mertebeleri de tanımak. Hı hı. Kemalat mertebelerinde o anlatılmış. Allah isimleri de tanımış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir de isimlerinin mertebeleri de tanımış. Bu birinci makamda diyebiliriz yani şu hakikatlerle tanımış. İkinci makamda da... Talim-i Esma mı yapıyoruz abi birden 18'e kadar? Evet. Değil mi? Sonra buraya geliyoruz. Hacı Dağlı gibi. Evet. Fiiliyata bu sefer. İkinci kısımda da hakikatler var değil mi? Evet abi, 14 tane. 14 tane hakikat var. Artık ama şey yok işte yani... Senin dediğin şey, evet şey oluyor. Giderken cevir sema vardı, semavat vardı. Artık döndükten sonra onlar kalmadı. Artık hakikatler şey yapmaya başladı. Yani giderken hep... Küre-i arz, deniz, hayvanat, enbiya, esfiya, neyse, melaike dönünce artık hakikatlara dönüştü şey. Mevzu başkalaştı yani. Yani şöyle abi artık 19'dan sonra hani dedi ki şimdi normalde böyle bakıyordu ya abi. Şimdi böyle bakınca buraya geldi mi? Buraya geldi abi,
bunun miracı bitti. Bitti, bir daha geldi buraya, geri geldi hemen. Bir anda geldi. Bir anda geldi ya. Şimdi artık ne yapıyor? Hep Allah hesabına bakıyor. Diğer 14 mertebe böyle abi. Ha, yani inerkenki gördükleri değil artık. Değil. Böyle inme mertebeleri değil. Değil. Miraç gibi olursa öyle olması lazım. Ha, böyle abi. Anladın mı abi? Yani böyle gitmişti ya. Bir böyle gitti, döndü. Bir anda indi. Sonra bak, ikinci babda söylüyor bunu. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden halkını soran ve her yerde Rabbini arayan ve Hakk'a lekin derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri kendi aklına dedi ki Allah'ın yanındaydın orada akıl makıl. Bir anda geldi yani, buradan artık şey yapıyor abi. Diyebiliriz yani. Şimdi abi Allah'ı tanıttıran iki tane, Allah kendisini iki şekilde tanıtıyormuş. Bir, efaliyle, esmasıyla, sıfatıyla. Burada esma ve sıfatı almış, efali almış, üçünü almış. Allah bize kendini böyle tanıtıyor, bir. İkincisi de abi, ikinci nasıl tanıtıyormuş? Sıfatı kelamdan gelen tekellim-i ilahidir. Kelam sıfatıyla bize kendini tanıttırıyormuş abi. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ayet var abi? Cenab-ı Hakk'ın bütün böyle marifet yolları, tanıma yolları kelamın içinde varmış abi. Zaten ayette لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّ ayetinin sırrıyla kelime-i ilahi nihayetsizdir. Kelam-ı ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Yani Cenab-ı Hak kelam sıfatıyla bize kendini tanıttırıyormuş. Yani Kur'an-ı Kerim biz Allah'ı ne kadar tanıyabiliriz, ne kadar mertebe var, bunun hepsini içine alıyormuş, kainat da böyle içine alıyormuş. Birincisi efali, efali, efal, esma, sıfat, efalinde gözüken hakikatler. İkincisi de kelamdaki kelam sıfatı. Kelam. Abi efal, esma, sıfat yani. Efal, esma, sıfat ha. Peki bir şey. Bunda sadece sıfatı kelam. Evet, sadece kelam sıfatı yani. Allah bize kendini bu iki yolla bildiriyormuş yani. Birinci hakikat efal, esma, sıfat. Allah kendini bize iki yolla tanıtıyormuş yani. Neymiş bu iki yol? Efali, esması, sıfatıyla tanıtıyormuş. Burada şuunatı almamış ama şuunatıyla da tanıtıyor. Evet, başka yerde. Herhalde bu Ayet-el Kübra önce yazıldığından mı almamış buraya ama biz mi göremedik yoksa? Yani orada demiyor ama belki... İkinci tanıtmak da kelam sıfatıyla oluyormuş yani. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir insan Allah'ı ne kadar tanıyabilir? Bu Kur'an-ı Kerim'de varmış yani abi. Bu kainattaki mevcudatta da esma ve sıfatıyla ne kadar tanınması gerekiyorsa insan tanıyabilirmiş yani. Evet. Şimdi burada duralım abi, bir tamam. Teneffüs edelim. Tamam. Allah rızası için El-Fatiha.